Independent Türkçe bilim ve teknoloji dünyasından herkese merhabalar. Ben Esra Öz. Bugün Temiz Nehir, Temiz Deniz projesinin detaylarını öğreneceğiz. Bu proje sayesinde nehirlerden aktarılan atıkların önlenmesi için süzgeç görevi gören, aynı zamanda tasarımsal yönü de olan ve ekolojik sisteme zarar vermeyen bir çözüm üretildi. İşte bu çözümün detaylarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Doktor Nedim Kemer anlatıyor. Türkiye'den dünyaya örnek olan bir proje yaptınız. Bu proje akarsulardan denize taşınan atıkları topluyor ve ekolojiye de zarar vermiyor. Bu çalışmadan biraz söz edebilir misiniz? Öncelikle çok teşekkürler. Bu soruya cevap vermeden önce yaşadığımız plastik çağı ile ilgili birkaç bir şey söylemek isterim. Plastik 1850'lerde pardon 1950'lerde ilk üretilmeye başlandığından günümüze kadar gelinen kısacık sürede 8,3 milyar ton olarak metrik ton olarak üretildi ki bu yani çok hayal edilmesi bile çok büyük bir rakam. Uygarlık tarihinde hiçbir şey bu büyük miktarda üretilmedi. Yaşadığımız çağı da plastik çağı diye adlandırılması da aslında yerinde, gündelik yaşantımızda hemen her alanda yer verdiğimiz plastik aslında o kadar da kötü değil ama bizim kullanış tarzımız, bizim yaşam tarzımız problemli. Yani tek kullanımlık kullan at alışkanlığımız aslında bizim çok çok kötü. Yani işte ilk üretildiği 1950'lerden günümüze kadar 8,3 milyar metrik ton olarak üretilmiş olan plastik 2050'li yıllarda 50 milyar tona ulaşacak. Böyle bir tahmin var. Ve şu ana kadar üretilmiş olan plastiğin sadece %9'u geri dönüştürülebiliyor. Yani geri dönüşüm, recycling işte çalışmaları aslında çok efektif değil. Endüstri temiz, ham, yeni üretilmiş plastiği çok seviyor. Geri dönüştürülmüş plastiğin kalitesi çok iyi olmadığı için her alanda kendine yer bulamıyor. Ancak belki inşaat sektöründe bulabiliyor. O da ancak %9'luk bir alan. Yani geri dönüşen şişeden tekrar şişe yapılamıyor. Bunlar ciddi problemler. Yani yıllar önce ürettiğimiz, kullandığımız ilk kullanılan çatallar mesela kaşıklar halen daha çatal ve kaşık olarak dünyanın herhangi bir yerinde dolaşıyor şu anda. Bu ciddi bir problem. Ve ömrü çok uzun. Ömrü çok uzun. Sabrı var. Siz bunu hiç coğrafyalarda, Ankara gibi bir yerde dahi bir yere atıp bertaraf ettiğinizde onun ömrü çok uzun. Eninde sonunda bir şekilde bir havzaya erişebiliyor. Bir su yoluna erişebiliyor. Oradan da akarsular yardımıyla eninde sonunda denizlere ulaşıyor. Bir şekilde plastikler akarak, toplanarak denizlere ulaşıyor. Denizlerdeki toplanan her yıl 8 milyon ton plastik denizlere boşalıyor. Ve bunun da %90'ı akarsularla denizlere ulaşıyor. Akarsular plastiklerin otobanı diyoruz biz buna adeta, otoyolları diyoruz. Onlar nereye atarsanız atın bir şekilde denizlere bu akarsular vasıtasıyla yolunu buluyor. Dolayısıyla akarsuların denizlerle buluştuğu terminal noktaları en mantıklı noktalar. Buraya bir müdahale yapmak için ve plastiklerin denize ulaşmasına engel olmak için en rasyonel, en gerçekçi noktalar olarak öne çıkıyor. Bu anlamda dünyada yapılmış bir takım örnekler var. Ben aslında bizim yaygın kullanımı ile ilgili böyle bir imgemiz vardı. Tonlarca plastik atık tek kullanımlık alışkanlığımız nedeniyle dağlar gibi yığılıyor. Bu Bali'de Rick Horner isimli bir
araştırmacının çekmiş olduğu bir video. Bakın bütün organik atıklar ayrışmış, parçalanmış, yani moleküler yapılarına kadar ayrışmış. Ondan sonra mineral döngü sisteminde bir şekilde yerini bulmuş. Ancak plastik halen daha böyle bir kirletici olarak habitatlarda dolaşıyor. İşte okyanuslarda bu şekilde akümüle olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bir de şöyle bir şey daha var. Atıklar Akdeniz gibi daha küçük, göreceli olarak daha küçük denizlere ulaştığında büyük makro kirleticiler olarak denizlerde kalıyor ve habitatlarda işte yüzeyleri kapatıyor. Akuatik yaşantının işte üreme sahalarına engel oluyor, kapatıyor. İşte besin zincirlerine kesiyor, engel oluyor gibi. Ancak bunlar okyanuslara kadar eriştiğinde çok daha tehlikeli boyutlara ulaşıyor kirlilik. Şöyle ki ışık ve dalga etkisiyle bunlar ufalanıp, parçalanıp mikroplastikler haline dönüşüyorlar. O zaman biraz gözden kayboluyorlar. Sanki problem bertaraf edilmiş gibi düşünülebiliyor. Ancak problem ikiye katlanıyor. Bir kere parçalandıkları zaman moleküler yapıları değişmediği için, kimyasal yapıları değişmediği için, yüzeyleri genişlediği için bir yandan da quantity, yani sayıları da artmış oluyor bir bakıma ve çok daha fazla organizmaya erişebilir hale geliyorlar. Bundan sonra kimyasal olarak işte moleküler yapıları değişmediği için de genetik yapıları bozacak kadar organizmaların metabolizmik yapıların içerisine işleyerek zararlarını daha da zararlı etkilerini daha da yaygınlaştırabiliyorlar. Bu mikroplastik çok çok daha ciddi bir problem olarak gündemimizde yer alıyor, bunu biliyorsunuzdur. Şimdi bunlar da dünyadan çeşitli örnekler, akarsulardaki işte atıkların, katı atıkların, özellikle plastik benzeri katı atıkların büyük su kütlelerine erişmesine engel olmak üzere düşünülmüş bir takım böyle uygulamalar. Gördüğünüz gibi bir kere çok görsel açıdan çok itici. Yani sonuçta yaşadığımız çevrelere, peyzajların içerisine bu yapıları koymak durumundayız. Özellikle de akarsuların denizlerle buluştuğu yerler, plajlar ve rekreasyonel aktivitelerin yoğun olarak yer aldığı yerler. Oralarda bu tür yapıları görmek çok hoş olmasa gerek. Mesela bu bizim ülkemizden, Bodrum'dan böyle bir uygulama. Gene son derece itici bir uygulama, hem de balık ölümlerine de sebep olan, ekolojik döngülere engel olan bir uygulama. Şimdi biz Doğa Koruma Merkezi ve Coca-Cola Vakfı olarak böyle bir projeyi ele aldığımızda, pilot proje sahası olarak Antalya'da, Kemer Antalya'da Karabucak Deresi'ni seçtik. Çünkü bu dere özellikle mevsimsel yağışlarla Toroslardan gelen, Kemer Antalya'da Karabucak Deresi'ni pilot proje sahası olarak seçtik. Çünkü bu bir dere yatağı, aslında yıl boyunca uzun süre kuru kalıyor. Ancak o süre içerisinde yurttaşlarımız atıklarını bu dere yatağına boşaltıyorlar. Özellikle sanayiden geçerken, sanayi bölgesinden geçerken bu dere yatağının içerisinde çok ciddi miktarda atık birikiyor. Şehrin içerisinden geçerken de gene aynı şekilde atıklar birikiyor. Maalesef işte mevsimsel yağışlarla, Toroslardan gelen akarsularla toplanan suların oluşturduğu sel benzeri küçük, daha küçük ölçekli sel demek çok doğru olmayabilir ama mevsimsel akış diyelim. Mevsimsel akışlarla bütün bu atıklar, yıl boyunca biriken atıklar temizlenerek bu yol vasıtasıyla, bu akarsu kanalı vasıtasıyla Akdeniz'e boşaltılıyor. İşte bunlar yağışlardan sonra tespit ettiğimiz bir takım böyle şeyler, atıklar.
denizde hemen ulaşmadan önce takılmış tutulmuş bazı atıklar, tabii tutulamayanlar denize ulaşmış durumda. Biz burasının çok uygun olacağını düşündük. Hatta şehrin içerisinden geçtiği noktalarda derenin köprü ayaklarında takılmış tutulan bu atıkları gözlemledik. Bu yaptığınız çalışmanın bir özelliği de ekolojiye zarar vermeden plastikleri topluyor. Bunu nasıl başardınız? Nasıl ekolojiye zarar vermeden bu atıkları toplamayı başardınız? Örneklerde gözlemlerimize göre çok brutal, kaba bir şekilde işte atıkları tutmaya çalışan önlemler vardı. Ancak bunlar ekolojik döngülere de engel oluyordu. Biz bir şekilde ekolojik koridorları korumak istedik. Atıkları tutmak, suyu süzmek ama işte bu akarsuların denizlerle buluştuğu noktalar hem terestriyel habitat, yani karasal habitatların, hem de işte akuatik sucul habitatların buluşma noktaları olarak çok hassas noktalardır. Çok hassas bölgelerdir. Çok önemli, korunması gereken noktalardır. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla buraya yapılacak en ufak müdahaleler de çok dikkatli olmak gerekir. Çok ince eleyip sık dokumak. İşte burada kim yaşıyor, kim yuvalıyor, kim bu tuzlu suyla ya da tatlı suyla buluşuyor. Tatlı suyun getirdiği yeni besin maddelerini, oksijen yüklü suyu kim kullanıyor? Bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani oraya böyle aman plastikleri tutalım da denizler kirlenmesin diye iyi niyetli çabalarla, her ne kadar iyi niyetli de olsa, bu tür çabalarla oraya böyle bir bariyer koymak, blok yapmak çok doğru olmayabilir. Biz öncelikle buna dikkat ettik. Ondan sonra işte bol bol eskizler, çizimler, proje etütleri yaptık. Ondan sonra hatta bir de önce bir dere maketi inşa ederek işe başladık. Yani bir simülasyon maketi yaptık. Çalışmamızın temelde fiziksel olarak iki boyutlu olduğu bilinciyle hareket ettik. Yani bir topografyaya müdahale edecektik ister istemez. Bir de işte bir takım böyle görselliği de olan bir sanat yapısı gibi bir peyzaj enstalasyon sanatı uygulaması şeklinde arazide yıl boyunca duracak ama su geldiği zaman, atık geldiği zamandaki görevini bilerek, işlevini bilerek, misyonunu bilerek o atıkları tutacak, bir yandan da işte ekolojik döngülere izin verecek bir yapısal uygulama araştırma çabasına girdik. Bir takım bilgisayar modellemeleri, ondan sonra işte direkt böyle maket yapılmış simülasyon dere maketleri ile işte bol bol eskizlerle, çizimlerle yola devam ederek örneği olmayan, daha önce örneği olmayan böyle bir ürünü hayata geçirmeye çalıştık. Görseller de sizinle paylaşmak istiyorum şimdi. Mesela ilk olarak öyle en temel şekilde kurşun kalemle eskizler araştırdık. Ondan sonra topografyayı gene işte yani yuvalama alanlarına müdahale etmemeye çalışarak topografiyi acaba nasıl modifiye edebiliriz, suyu nasıl yönlendirebiliriz, suyun düşük seviyelerde geldiği hallerle sel koşullarında geldiği haller arasındaki farkı gözeterek her iki koşulda da atıkların denize ulaşmasına engel olabilecek ölçülendirmeler araştırdık. Mühendislerle görüştük. Onlardan işte görüşler aldık. Ondan sonra burada da işte gördüğünüz gibi bir takım maketler yaptık. Yani aslında en sonunda 11 farklı form, boyut, doku araştırdık. Bunların hepsini simülasyon maketinde, dere maketinde test ettik. Bu dere maketinde çeşitli akış simülasyonları yaptık. Gördüğünüz gibi böyle işte atıklar
farklı seviyelerde, farklı şiddetlerde, debilerde gelen sularda nasıl davranıyor? Suyu yönlendirdiğimiz zaman nasıl şişme yapıyor? Onlara engel olmak için atık tutucularda süzgeç açıklıkları yapmak gerekliliği gibi tespitler yaparak ilerledik. Şu noktada şişmeler oluyordu. Çok şişmeler oluyordu. Tabii bu istenilen bir şey değil. Yani atık tutmak veya işte oraya bir peyzaj sanatı koymak niyetiyle iyi niyetle oraya bir akarsuyun önüne bir engel koyarak geri havzalarda ya da şehrin içerisinde sele sebep olmak istemeyiz. Dolayısıyla bu da bizim en büyük kaygılarımızdan bir tanesiydi. Çünkü işte akarsuların belli kesitleri vardır. O kesitler içerisinde daralma yapamayız. Biz üst havzalardaki özellikle şehrin içinden geçtiği noktalarda köprülerin altındaki yüzey kesitlerini ölçü alarak o ölçüyü daraltmayacak şekilde o akış genişliğini, yüzey genişliğini koruyarak müdahalelerde yaptık. Ve en son geldiğimiz noktada tasarımımız bu şeklini aldı. Gördüğünüz gibi asimetrik olarak şaşırtılmış bir şekilde birbirine karşılıklı olarak duran iki tane birbirinin kopyası ama ayna görüntüsü şeklinde şaşırtılmış olarak duran iki kol diyebiliriz. İki obje, sanat objemiz var. Şurada ekolojik olarak geçişe izin verdiğimiz koridorumuz var. Aynı zamanda da dere içerisinde bakım çalışmalarını yapmak için araç girişine izin verecek genişlikte olması da gerekiyordu. Ona da dikkat ettik. Yukarıda görmüş olduğunuz objeler de ön tutucular diyoruz onlara da. Sel çok büyük hacimli objeler, kayalar, taşlar da sürükleyerek getirebiliyor. Eserimize zarar vermemesi için onları da ön tutucular vasıtasıyla yakalamaya çalışıyoruz. Eserin en önemli özelliği aslında ön yüzeyindeki piramit yapıları. Şu ekranda şu anda gördüğünüz bu piramit yapıları. Bu yapı esasen patentli. Burası için, bu eser için, bu eserin üretim aşamasında geliştirilmiş bir doku bu. Gördüğünüz bu görülen piramitler göreceli olarak suyun karşılandığı şu noktalardan başlayarak suyun daha dik açıyla göğüslendiği yüzeylere gelindiğinde daralıyor. Göreceli olarak burada daha açık olarak ilerliyor. Bir de piramitlerin tepe noktaları uç noktaya doğru yatırılmış durumda. Böylece suyu karşılayıp, yırtıp onun darbe etkisini azaltıyoruz. Taşıma kapasitesini düşürüyoruz. Böylece bu aralarda atıklar tutulup aşağıya çökeltiliyor. Hem de atık tutucunun tıkanması gecikiyor. Tabii ki ayrıca bir de direnç kazanıyor. Çok ciddi bir mukavemet kazanıyor. Strüktürel açıdan selin yıkıcı darbe etkisine karşı direnç kazanıyor. Aynı direnci arka yüzeyden de şu arka yüzeydeki eğimle de sağlıyoruz. Bir de bu ön yüzeydeki açıklıklar arka yüzeydeki açıklıklardan daha dar. Yani eserin içerisine giren herhangi bir atık arka yüzeyden mutlaka çıkabiliyor. Onların açıklıkları daha geniş. Orada dirence ve süzme etkisine ihtiyacımız olmadığı için. Gördüğünüz gibi burada bu kadar atık toplanmış durumda. Yani bu demek ki bu kadar atık denize gidiyormuş dedirten ve atıkları, yani biz uyurken de geceleri de aslında atıklar denize gidiyor. Biz orada değilken de atıklar denize gidiyor. Bu atık tutucu yani demek ki bu kadar atık denize gidiyormuş dedirten bir uygulama oldu.
görselliğiyle de çok etkili. Bir de kullandığımız malzemeden söz etmek istiyorum. Korten çelik kullandık. Yani ilk başta daha böyle renkli sanatsal uygulamalar düşünüyorduk. Logolar, boyamalar, resimler, yazılar düşünüyorduk. Ancak bunlardan vazgeçtik. Çünkü madem doğayla çalışıyoruz, madem doğaya ve ekosisteme duyarlı bir yapı geliştiriyoruz ve biz de böyle doğayla daha iyi uyumlanabilen doğa canlısı, arkadaş canlısı bir malzeme olarak korten çelik seçtik. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde milli parklarda çok yaygın olarak kullanılan bir malzeme. Hiç bakım gerektirmeyen bir materyal. Çok yüksek karbonlu ve çeşitli işte alaşımlarla güçlendirilmiş bir çelik türü. Dış yüzeyi paslandığı zaman aşınmaya karşı direnç kazanıyor adeta. Pas bu materyalin dış yüzeyinde bir boya gibi koruyucu tabaka oluşturuyor. Özellikle işte tuzlu su ortamlarında da böyle rahatlıkla kullanılabilecek bir malzeme. Paslandığı zaman da böyle çok hoş bir renk alıyor görüldüğü gibi. Yani biz buraya böyle bir takım işte içerisinde ağır metaller ve zehirli kimyasallar bulunan boya kullanmak istemedik. Çünkü boyanın bir de bakımı gerekecekti. Her işte sene yeniden boyamak gerekecekti ve boya sökülerek bir şekilde denize ulaşacaktı. Biz denizi koruyalım derken zehirli boya, kimyasal ağır metallerle kirletmek istemedik. Korten çelik kullandık. Bunun proje süresi 1,5 yıl kadar sürdü. Proje ve araştırma süresi 1,5 yıl kadar sürdü. Sonunda ama 2 ay gibi kısa bir sürede inşa edilip yerine monte edildi. Ve ilk monte edildikten kısa bir süre sonra yapılan tespitlere göre 2,5 ay içerisinde 4 ton atık toplandığı tespit edildi Kemer Belediyesi tarafından. Bölge tabii çok hem tarımsal açıdan çok zengin hem de işte doğal peyzajı çok zengin olduğu için haliyle organik atık da çok geliyor. Ve organik atıklar da burada tutuluyor. Ayrıştırılarak, direkt kemerde ayrıştırılarak organik atıklar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık değerlendirme tesislerinde kompost üretiminde değerlendiriliyor. Plastikler ise yerel bir geri dönüşüm firması tarafından alınarak değerlendiriliyor. Görüldüğü gibi yani aksi halde bütün bu atıklar denize ulaşacaktı. Temizlendiği zaman da yani işte yağışlardan ve sellerden sonra Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü canla başla çok sahip çıkarak bu esere temizliği yapıyorlar ve arkasından da sanat eserini bir görsel katkı unsuru olarak, peyzaja görsel katkı unsuru olarak görevine devam etmek üzere temizleyip kenara sunuyorlar. Bu uygulama çok güzel. Hani atıkların toplanıp sonra onların işlenmesi de çok güzel. Peki başka nerelerde uygulanabilir bu? Sadece bu bölge için mi özel yapıldı? Başka yerlerde de aynı uygulama yapılabilir mi? İki kemer için yapıldı. Projenin yüksekliği, uzunluğu, lokasyonu işte dere yatağının genişliğine ve gelen suyun mevsimsel yükselme kapasitelerine göre dikkat edilerek projelendirildi. Ya burası için özel tasarım yapıldı denebilir. Ancak prensip genelleştirilebilir. O da nedir? Sanat ile koruma.
sanat ile koruma. Yani biz koruma yaparken bir kere kendisi zaten kirli olan, görsel kirlilik arz eden bir yapıyı peyzajlarımıza, çevremize, şehirlerimize, kırsal ya da kentsel çevrelerimize koymayı çok istemedik. Kırsal, kentsel çevrelerimize ekstra bir görsel kirlilik unsuru eklemek istemedik. Bir de ekolojik döngüleri de kesmek istemedik. Bu üç unsur, ekoloji, atık tutucu olması, bir de sanatsal olması. Bu üç unsura çok dikkat etmek suretiyle bu proje yaygınlaştırılabilir. Sanat ile koruma başlığı altında yaygınlaştırılabilir. Nitekim bu anlamda bir takım girişimlerimiz var. Sadece kemer değil, işte İskenderun'dan Hopa'ya kadar bütün kıyılarımızda, bütün Akdeniz sahillerinde İspanya'ya kadar, gene İskenderun'dan İspanya'ya kadar bütün Akdeniz sahillerinde akarsular gerek işte kentsel gerek kırsal bölgelerden çeşitli atıkları, çoğunlukla da plastik atıkları şeylere, işte Akdeniz'e taşıyor, denizlere taşıyor. Bütün bu noktalara bu prensip çerçevesinde çok pratik önlemler geliştirilebilir. Sanat yapısı olarak ele alınması, ikincisi de ekolojik döngülere engel olmaması, üçüncüsü de işte atıkları tutacağız derken sele engel olmamak. Bu noktalara dikkat ederek bu proje çok kolaylıkla yaygınlaştırılabilir, seri üretimler yapılabilir. Özellikle de bizim atık tutucu projemizin, sanat eserimizin ön cephesinde geliştirmiş olduğumuz piramit formlu doku çok değerli olduğunu düşünüyoruz. İşte tıkanmayı geciktiriyor, suyun, sel suyunun yıkıcı darbe etkisini yumuşatıyor. Göreceli olarak da suyu yumuşatarak, yavaşlatarak toplanma havzalarına doğru atıkları, toplanma noktalarına doğru atıkları iteleyerek uzun sürelerle suyu süzüp atıkların denize gitmesine engel oluyor. Ve bu şekilde uygulayarak bu projeyi yaygınlaştırmamız çok mümkün. Bugün nehirlerden taşınan atıkların denizlere taşınmasının önlenmesinin detaylarını öğrendik. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Bilimde kalın, hoşça kalın.